Merhaba arkadaşlar. Şimdi maçı değerlendireceğiz. Galatasaray Beşiktaş maçı vardı bildiğiniz üzere bir derbi yaşadık. O derbi sonucu bir video çekmiştik. Videonun altına da bir tane seviyesiz birisi Galatasaraylı. Nickini de vereyim buradan. Şampiyon kim? 24.96 adlı bir seviyesiz izleyici yorumun altına yazmış, işte hakem resmen Beşiktaş'ı tuttu, yoksa daha çok koyardık. Biz 5 tane koyduk, tamam mı? 5 tane yerleştirdik, hala acısı çıkmamış, çıkmaz da, daha kolay kolay o 5 tane çıkmaz yani, anladın mı? Biz de adama 5 tane koyarız yani. Her neyse, şimdi arkadaşlar maça gelelim. Malmö maçına gelelim. Şimdi arkadaşlar, Beşiktaş Malmö'ye resmen futbol dersi verdi. Birinci yarı ve ikinci yarı resmen rakibi gömdük. Resmen gömdük. Top nasıl oynanır? Atak nasıl yapılır? Kontra atağa nasıl çıkılır? Topa nasıl basılır? Ön alan baskısı nasıl olur? Defans dizilişi yerine göre orta sahaya gelerek ön alanda baskı ve bir anda patlayıcı kuvvetle sağdan soldan ataklar nasıl yapılır? Bugün Malmö'ye bunları öğrettik. Çok da güzel maç oldu. Yani hatta bir pozisyon var arkadaşlar. Bir pozisyon var. Dakika 90. Semih 5 tane Malmö'nün arasından rakip ceza sahasının içinde topu çıkartıyor. Dakika 90. Dikkat edin arkadaşlar. Yüksek tempolu bir maç oldu. Dakika 90'da Semih'teki güce, kuvveti, kondisyona bakın. Vuruşunda az farklı avuta çıktı. Olsun. Canı sağ olsun. Şimdi arkadaşlar, önemli dakikaların altını çizdim burada. 58'de Muçi'nin nefis asistiyle Rafa ceza sahasına girdi. Vuruşunda önce savunma, arkasından top sekti. Mario vurdu. Kaleci topu aldı. Bir önemli pozisyonda arkadaşlar 60'ta mesela. 60'ta Svensson yani öyle bir müdahale yaptı ki, yani eyvah dedim, tamam dedim, gol yedik derken Svensson ortaya çıktı. Mükemmel bir hamle yaparak topu uzaklaştırmasını bildi. 74'te arkadaşlar Semih'in şutu kaleciden döndü. Arkasında hemen 76'da yine ön bağın askısıyla kazanılan topta Svensson sağ kanattan ceza sahasının içine girdi. Asistini, yani içeri doğru kesti, asisti yaptı. Semih yine vuruşuyla bizi 1-0 öne geçirdi. Arkasından arkadaşlar yine 84'te o baskılı futbol, o takım presinin, takım olarak pres yapmanın, ön alan baskısının sonucunda topu kazandık. Yine 84'te Semih ön alanda topu sürdü sürdü. Güzel bir vuruşta ne yaptı arkadaşlar? Durumu 2-0'a getirdi. 2-0'dan sonra Malmö biraz şey yaptı. O da son 5-6 dakika bir şey. Malmö biraz canlanır gibi oldu ama golle buldular. 2-1 oldu ama Beşiktaş ezdi geçti. Güzel oyundu. İyi oyundu. Musrati oyuna sonradan girmesine rağmen yapmış olduğu orta sahaya katkısı gözden kaçmadı. Özellikle arkadaşlar, gözden kaçmayan bu akşam bir tane oyun, iki tane oyuncu var. Birisi Semih Kılıçsoy, ikincisi Svensson arkadaşlar. Gerçekten bu ikisi yani bayağı bir göz doldurdu oynamış oldukları futbolla. Düzeltiyorum arkadaşlar. İlk golü arkadaşlar Svensson'un asistiyle Muçi attı arkadaşlar. İkinci golü Semih Kılıçsoy yaptı. Arkadaşlar takım olarak iyi gidiyoruz. Bu arada Muçi Malmö'yü de boş geçmedi. Yani ligde 2 hafta üst üste gol attı. Şimdi bu 3. haftada da, yani UEFA Ligi aslında 4. haftadayız da, yine Muçi'nin atmış olduğu, oynamış olduğu
Maçlardan dolayı üst üste 3 tane maçı da boş geçmedi. Ne yaptı? 3 maçta da 3 gol atmayı başardı. Gelecek vaat eden bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Güzel oyun, iyi futbol, ön alanda baskı. Artı olarak bir de oyuncular artık birbirlerini ezberledikten dolayı kimin nereye koşu yapacağını, kimin işte nerede nasıl oynayacağını, nasıl pas vereceğini falan da ezberlemiş durumdalar. Yani Beşiktaş güzel top oynadı. Kara Kartal'a teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizle arkadaşlar sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Açık Tribün TV'den taraftar gözünden herkese hayırlı geceler dilerken Allah'a da emanet ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada şampiyon kim? 24.96. 5. Sen bunun acısını çekmeye devam et. Hadi bay bay kardeşim.